Herkese merhaba. Zoru sevenler için yine hazırladığım bir integral sorusu. Soru şöyle. İntegral sıfırdan sonsuza kosinüs eden x bölü 1 artı x artı x kare dx. Evet bu integralin sonucunu merak ediyoruz. Her zaman olduğu gibi videoyu burada durdurup öncelikle kendiniz çözmeye çalışıyorsunuz. Ben videoyu durduğunuz varsayarak sorunun çözümüne geçiyorum. Şimdi öncelikle cevabını aradığımız integrale I diyelim. Ve buradaki kosinüs ln x gördüğümüz yere şimdi ne yazıyoruz bir bakalım. Öler özdeşliğinden e üzeri x'in kosinüs x artı i sinüs x'e eşit olduğunu biliyoruz. x gördüğümüz yere ln x yazarsak bu durumda e üzeri i ln x ki bu da e üzeri ln x'in y'inci kuvvetine eşittir. e üzeri ln x de x'e eşittir. Dolayısıyla x üzeri i eşittir kosinüs ln x artı i sinüs ln x oldu. Şimdi x üzeri i bir karmaşık sayı. Kosinüs ln x artı i sinüs ln x de bir karmaşık sayı. Dolayısıyla iki karmaşık sayı birbirine eşitse sanal kısımlar birbirine, reel kısımlar da birbirine eşit olmak durumunda. Yani kosinüs ln x bu durumda x üzeri i karmaşık sayısının reel kısmına eşit olacak. Tabi aynı şekilde sinüs ln x de bu durumda ne oluyor? x üzeri i karmaşık sayısının sanal kısmına eşit oluyor. Dolayısıyla integralimizi şöyle yazabiliriz. Reel kısmını başa aldık. İntegral sıfırdan sonsuza. Kosinüs ln x gördüğümüz yere ise x üzeri i yazdık. Aşağıda 1 artı x artı x kare var dx. Şimdi bu ifadenin payını ve paydasını 1 eksi x ile çarpıyoruz. Dolayısıyla integral ne oldu? Reel kısım integral sıfırdan sonsuza. Yukarısı x üzeri i eksi x üzeri i artı 1 oldu. Aşağısı ise 1 eksi x küp dx. Şimdi bu integral'i de, bu integral'i de iki ayrı integral'in farkı şeklinde yazıyorum. Yani reel kısmı en başa aldım. Daha sonra iki integral'in farkını yazıyorum. Sıfırdan sonsuza x üzeri i bölü 1 eksi x küp dx. Eksi integral sıfırdan sonsuza x üzeri i artı 1 bölü 1 eksi x küp dx. Şimdi şöyle bir integral gördüğümüz zaman. Yani sıfırdan sonsuza x üzeri s 1 bölü 1 eksi x üzeri k şeklinde bir integral gördüğümüz zaman burada s ve k birer parametre. Bu integralin direkt sonucu pi bölü k kotanjan pi s bölü k'ya eşittir. Bunu daha önce bu bağıntının nasıl geldiğini göstermiştik. Merak edenler e, videonun yine linkli, e, videoya yine birçok link ekliyorum bu konuda. Yani merak edenler o linklere tıklayarak bu bağıntıların nereden geldiğini görebilirler. Şimdi dolayısıyla şuradaki şu ifade ve buradaki bu ifade bu e, formata oldukça uyuyor. Burada tabii ki de s eksi 1 i'ye eşitse bu durumda s ne olacaktır? i artı 1. i artı 1 s eksi 1'e eşitse buradan da s ne olacaktır? i artı 2. k olarak ne gelmiş? k olarak da 3 gelmiş. Dolayısıyla direkt şu integrallerin farkını şu şekilde yazıyoruz. i eşittir. reel kısım. pi bölü 3. Yani şuradaki pi bölü k. K yerine 3 gelmiş. Pi bölü 3. Kotanjant. Pi çarpı i artı 1 bölü 3. Eksi pi bölü 3. Kotanjant. Pi çarpı i artı 2 bölü 3. Şimdi pi bölü 3'ü de pi bölü 3 bir reel sayı. Dolayısıyla onu da başa aldım. Bu durumda i integrali pi bölü 3. E, kotanjant. Pi çarpı i artı 1 bölü 3 eksi kotanjant pi çarpı i artı 2 bölü 3 şu ifadenin reel kısmı. Şimdi bunu da şu şekilde şu kotanjantlı ifadeleri de şöyle yazabilirim. Kotanjant pi bölü 3 artı pi bölü 3 i. Eksi kotanjant 2 pi bölü 3 artı pi bölü 3 i. Şimdi kotanjant a artı b neydi? Kotanjant a çarpı kotanjant b eksi 1 bölü kotanjant a artı kotanjant b idi. Şuradaki şu ifadeye a diye. Şimdi toplam formüllerini yazacağım. Kotanjantın toplam formüllerini yazacağım. Yani a bu durumda ne oluyor? E, kotanjant pi bölü 3 kök 3 bölü 3 çarpı kotanjant pi bölü 3 i eksi 1. Aşağıda kotanjant pi bölü 3 kök 3 bölü 3 artı kotanjant pi bölü 3 i eksi kotanjant 2 pi bölü 3 eksi kök 3 bölü 3 çarpı kotanjant pi bölü 3 i eksi 1 bölü eksi daha doğrusu kotanjant e, kotanjan 2 pi bölü 3 eksi kök 3 bölü 3 artı kotanjant pi bölü 3 i oldu. Şimdi a'yı biraz daha sadeleştirmeye çalışalım. Şimdi şuradaki şu ifadede ne olacaktır? Kök 3 kotanjan, kök 3 kotanjan pi bölü 3 i eksi 3. Üçleri sadeleştiriyorum. Bölü 3 var. Aşağıdan da bakın e, bölü 3 geliyor. Dolayısıyla üçleri sadeleştirmiş halini yazdım. Kök 3 kotanjan pi bölü 3 eksi 3 bölü. Şuradan da ne geliyor? Kök 3 artı 3 kotanjant pi bölü 3 i. Dediğim gibi paydadaki 3'leri sadeleştirdim. Eksi. Eksi kök 3 kotanjant pi bölü 3 i. Eksi 3 bölü 3 var altta ama yine aşağıdan da 3 geldiği için yine paydadakileri sadeleştirmiş halini yazıyorum. Aşağıda da eksi kök 3 artı 3 kotanjant pi bölü 3 i oldu. Şimdi şuradaki şu eksilerle şu eksiyi götürdüm ve artı kök 3 kotanjant pi bölü 3 i artı 3 bölü Eksi kök 3 artı 3 kotanjant pi bölü 3 i. Evet a sayısını a'nın bağıntısını bu şekilde bulduk. Şimdi burada kotanjant pi bölü 3 i'ler var. Şimdi kotanjant hiperbolik x neydi? i kotanjant i x'ti. Bu buradan, buradan kotanjant i x ne olacaktır? Kotanjant hiperbolik x bölü i olacaktır. x gördüğümüz yere ne gelmiş? pi bölü 3 gelmiş. Dolayısıyla onu yazıyorum. Kök 3 çarpı kotanjant hiperbolik pi bölü 3 bölü i eksi 3 bölü kök 3 artı 3 çarpı kotanjant hiperbolik pi bölü 3 bölü i artı kök 3 kotanjant hiperbolik pi bölü 3 bölü i artı 3 bölü eksi kök 3 artı 3 kotanjant hiperbolik pi bölü 3 bölü i. Şimdi bunu da yine sadeleştirelim. Ee, ne olacaktır şuradaki ifade? kök 3 kotanjant hiperbolik pi bölü 3 eksi 3 i. Aşağıda bir i var ama yine aşağıdaki şurada da yine i geliyor paydada. Dolayısıyla onları sadece halini haline yazıyorum. Burada da 3 kotanjant hiperbolik pi bölü 3 artı kök 3 i artı. Burası için de aynı ifade e, aynı şekilde yapıyorum. Paydadaki i'leri yazmıyorum. Sadece istimiş haline yazıyorum. Kök 3 kotanjant hiperbolik pi bölü 3 artı 3 i. Bölü 3 kotanjant hiperbolik pi bölü 3 eksi kök 3 i. Şimdi bu ifadede paydaları eşitliyorum. Dolayısıyla e, kök 3 kotanjan hiperbolik pi bölü 3 eksi 3 i çarpı 3 kotanjan hiperbolik pi bölü 3 eksi kök 3 i artı kök 3 kotanjan hiperbolik pi bölü 3 artı 3 i çarpı 3 kotanjan hiperbolik pi bölü 3 artı kök 3 i. Şimdi şu ifadeyle şu ifadeyi çarptığımız zaman ne olacaktır? 3 kök kotanjan 3 kotanjant hiperbolik pi bölü 3'ün karesi. 3 kök 3 Kotanjant hiperbolik pi bölü 3'ün karesi. Aynı şey burada da var bakın. 3 kök 3. Kotanjant hiperbolik pi bölü 3'ün karesi. Dolayısıyla 3 kök 3 buradan geliyor. 3 kök buradan geliyor. Toplamda 6 kök 3. Kotanjant hiperbolik pi bölü 3'ün karesi. Ee, şununla şunu çarpıyorum. Dolayısıyla bunu da bunu çarptığım zaman e, şurada da bakın Şununla da şunu çarptığım zaman birbirini götürecektir. Dolayısıyla birbirini götürdü onlar. Şununla şunu çarpıyorum. Ne gelecektir buradan? 3 kök 3 i kare. i kare de eksi 1 olduğu için eksi 3 kök 3. Aynı şekilde bakın şuradan da eksi 3 kök geliyor. Dolayısıyla eksi 6 kök 3. Yani yukarıda birbirini götürenler var. Dolayısıyla onlar birbirini götürdüğü zaman geriye sadece 6 kök 3. Kotanjant hiperbolik pi bölü 3'ün karesi eksi 6 kök 3. Bölü aşağıda ise a kare eksi b kare yani 9 kotanjant hiperbolik pi bölü 3'ün karesi artı 3 oldu. Şimdi yukarıda bakın şurada 6 kök 3 parantezini alırsak ne kalıyor? Kotanjant hiperbolik pi bölü 3'ün karesi eksi 1. Bu da neye eşit? Kosekan. Kosekan hiperbolik pi bölü 3'ün karesine eşit. dolayısıyla yukarıda 6 kök kosekan, 3 kosekant hiperbolik pi bölü 3'ün karesi var. Aşağıda yine aynı şekilde. 9. Kotanjant hiperbolik pi bölü 3'ün karesi artı 3. E, kosekant hiperbolik pi bölü 3 1 bölü sinüs hiperbolik pi bölü 3 eşit. Dolayısıyla e, yaptığım zaman bakın şurada kotanjant hiperbolik pi bölü 3 ile e, sinüs hiperbolik pi bölü 3'ü çarptığımız zaman ne gelecektir oradan? E, kosinüs e, hiperbolik gelecektir. Dolayısıyla 3 kosinüs kare 3 kosinüs hiperbolik pi bölü 3'ün karesi Artı sinüs hiperbolik pi bölü 3'ün karesi. Yukarıda da 2 3 Tabi 3'e de böldüm. Yani 3'le de sadeleştirdim. Yani normalde 6 e, 3 bölü 9 kosinüs hiperbolik pi bölü 3'ün karesi. Artı üç 3 sinüs hiperbolik pi bölü 3'ün karesiydi. Dolayısıyla 3'le sadeleştirilince en son bu hale geldi. Şimdi biz tabi ki de bu karmaşık sayının... Bakın bu karmaşık sayının neyisiyle ilgileniyorduk? Reel kısmıyla. Yani I neydi? Pi bölü 3 A'nın reel kısmı. E A da bu ve o da bir reel sayı çıktı. Dolayısıyla direkt kendisini kullanacağız. E, dolayısıyla şu ifadeyi pi bölü ile çarptığımız zaman şu integralin asıl cevabını aradığımız integralin sonucu ne çıkıyor? 2 pi kök 3 bölü 9 kosinüs hiperbolik pi bölü 3'ün karesi artı 3 sinüs hiperbolik pi bölü 3'ün karesi çıkıyor. Evet, sorumuzun cevabı bu. Peki eğer soruda kosinüs yerine sinüs gelseydi bu durumda A ifadesinin sanal kısmı ile ilgilenecektir. İlgilenecektik. E, A sayısının sanal veya A karmaşık sayısının sanal kısmı sıfır olduğu için dolayısıyla burada kosinüs gördüğümüz yere sinüs gelseydi eğer direkt bu integralin sonucu sıfır çıkacaktı. Evet. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bugünkü videonun da sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz videolara devam için videoyu beğenmeyi, sevdiklerinizle paylaşmayı, kanalı iyi olup bildirimlerinizi açık tutmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.